Ey dikdörtgenin ikinci testine gelen öğrenci, köşegen parçalarının 1, 2, 3, 4'ünün de eşit olduğunu umarım unutmamışsındır. Bu eşitliği alıp buralara hepsine getirebilirsin. Hani kazandım dersen eğer ikizkenar üçgen kazanmış olursun. Bu açı A olsa bu açı da A olur. İki tane iç açıyı toplayan bir tane dış açı bulur. Yani diyorum ki iki tane A eşittir 48 oluyorsa A kaç olur? 24 olur. 2 tane A 48 ise 48'i 2'ye bölerek tanesinin 24 olduğunu söyledim. E şimdi bu üçgen ikizkenar değil mi? Öyle. X, X diyebilir miyim? Derim. Üçgenin iç açılarını 180'e götürsem, 2X artı 24 eşittir 180 desem, 156 kalır bana. 156'yı da 2'ye bölsem 78 de cevap olur. Buranın 90 olduğunu söylesen, dikten dikindi deyip öklit yapsan, öklite göre 6'nın karesi kaç? 36. 36, 9 kere 4'ün çarpımına eşittir, burası 9'dur. Şimdi bir dikdörtgende ne vardı? Herhangi bir nokta seçince, o köşeye, bu köşeye, şu köşeye gidince, a kare artı b kare eşittir, c kare artı d kare diye karşılıklı kare toplamı vardı. Yani sen burada x kare artı 6 kare şöyle bu köşeden bu köşeye x kare 6 kare. Yine bu köşe bu köşe karşılıklı e'ye kadar 9 e'ye kadar 4. 9 kare 4 kare. Bunu yapabilirsin. Bu bizim için bir formüldü. Yani ben burada a kare b kare eşit c kare d kare biliyorum. Bu benim için formül. Bizim birinci yolumuz olsun. Gel sana ikinci yoldan ben güzel göstereyim bunu. Şu diki indirirsen köşegene inen dikler eşittir. Hocam nerede? Paralel kenarda. Eşkenar dörtgende zaten köşegenler dik kesişiyor, konuşmaya gerek yok. Paralel kenarda ve dikdörtgende bunu kullanabilirsin. Bir köşegen çekildiyse o köşegenin geçtiği C köşesi ile A köşesi hariç olan diğer iki köşeden bir bu bir de bu atılan dikler eşit. Çünkü bu üçgenler eş üçgenler o sebeple. Bak hipotenüsleri aynı bunların, dikkat ettin mi? Açı kodlarsan da aynı gelirler. A90B diye yürüyünce. Kısacası o zaman 4'e 6 ise bu da eş üçgense bu da 4'e 6'dır. E buradan nereye gideceksin? Hemen bakalım nereye gideriz. Bir kere Öklit'ten buranın 9 olduğunu söylememiş miydik az evvel? 4 varken ne kalır? 5. Ne yaptım? İspat yapmış oldum. Yani bu özelliği kullanmamış oldum. Onun yerine Pisagor yapacaksın. X kare eşittir. 6 kare 5 kare. 6'nın karesi 36, 5'in karesi 25. Topla 61. Yani cevabımızın kök 61 olması gerekir. Şimdi köşegenin 8 olduğunu söylediyse Pisagor yaparsam bu kenarı ben bulabilirim zaten. Çünkü burada bir dikdörtgenin yarısıyla oluşan bir dik üçgen var. 90'ın karşısında 8 var. 8'in karesi 64 eşittir. X kare artı 4 kök 3 kare diyebilirim. Tabii bunu akla getirince bu soru çok da basit çıkıyor gördüğün gibi. Sadece bu iş neye bakıyor? Pisagor'a bakıyor. O halde 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3'ten kaç yapar? 48. Bu tarafa eksi olarak al 48'i, 16 kalsın. X kare 16 olursa da X'imiz 4 olsun. E hocam Pisagor'a da gerek yok diyorsan harikasın. Bence de gerek yok. 8'in yarısı 4. Kök 3 katı 4 kök 3. 30, 60, 90 gizlemişler. Bunun yarısı dik üçgende burada olursa 30, 60, 90 olduğunu baştan anlarız hemen. En kolayı bu. Ama bunun yarısı yokken yarısının kök 3 katı varsa yine 30, 60, 90'dır. 4 kök 3 kök 3 katı olduğu için 60'ın olduğu yere bakar. Yani bu açı 60'tır, bu açı 30'dur. Bu şekilde de anlaşılabilir. Uzun lafın kısası x her türlü 4 bulunabilir. 4 kere 4'ten de 16 kök 3 olarak sorunun cevabı bulunur. 4 çarpı 4 kök 3 16 kök 3 oldu. Şöyle gelsem, birleştirsem, sana bu üçgeni göstersem, bu üçgen senin için ne ifade ediyor? Hiçbir şey mi? Gerçekten mi? Aslında ikizkenar üçgen ifade eder. Biz yaki diye bunu üçgenlerde çok kez kullandık. Yükseklik, açıortay, kenar ortay, ikizkenar üçgen dedik. Herhangi ikisi varsa dördü de var. Hepsi var demiştik. E şimdi bir yüksekliğim var. Yükseklik gelip kenarı ikiye böldüğü için kenar ortay var. Yani kenar ortalanmış dikkat ettiysen. İkizkenarlık maddesi başkadır. Yani bu eşitliği görünce ikizkenar deme sakın, tamam mı? Dümdüz bir çizgiyi ortadan böldüysen kenarı bölmüşsündür. Kenar ortay maddesi aktif olur. İkisi aktif olduysa diğer ikisi aktif olur. Açıortay ve ikizkenarlık gelir. Aynı çubuk üzerinde açıortay gelir ve ikizkenarlık da şu ikisiyle gelir. Yani bu 5'i buraya alabilirsin. E burada da 3, 4, 5 üçgeninden 90 derece varken 4 diyebilirsin. Bu 4'ü de alıp buraya verebilirsin. Yani x eşittir 4 demiş olduk. Eş dikdörtgenler varsa bunların hepsinin kısa kenarlarının aynı olması gerekir. Burada 3 tane A varsa bu da dikdörtgenin kenarı. Burası da 3A olur uzun kenar olduğu için. E bu kısa kenar, bunun kısa kenarına da A demişiz. Bunun kısa kenarına da A demişiz. A da burası. E bu da kısa kenar, bu da A olur.
Şimdi bunun 3 tane A'sını alıp bu tarafa aktarabilirim ben. Burada da toplamda 4 tane A var benim elimde. Çevre 56'ymış. Gel çevreye gidelim. 3, 4 daha 7, 3 daha 10, 4 daha 14. Yani 14 tane A bunun çevresidir. 56'ya eşitmiş. Her iki taraf 14'e bölünürse A 4 gelir. Çünkü 4 tane 14, 52, 56'dır. Evet, A'yı 4 bulan öğrenci ne yapsın? Bütün alanı arasın. 4 kere 3'ten burası 12. 4 kere 4'ten burası 16. O halde çarp kısa kenar uzun kenar 12 çarpı 16 192 bu dikdörtgenin alanıdır. Köşegene atılan dikler eşittir. Bak şimdi bu çizilmiş olan dik köşegene atılmış bir diktir. D karşı köşesinden köşegene dik atarsan yine aynısı olur. Buraya da 6 diyebilirsin. E şimdi bu üçgenin alanını arıyorsun ya sen. Tabanı 3 değil mi zaten üçgenin? Böyle yan bak sadece. Tabanın 3 görüyor musun? Yüksekliğinde 6 olarak inmiş dışarıdan. Zaten bu açı geniş bir açı görünüş olarak. Bunun içine yükseklik düşürmek mantıklı olmaz. Dışına düşürmek lazım. Yani 3 çarpı 6 taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 bölü 2 yani 9 sorunun cevabı olur. A'dan E'ye kadar 12'ymiş. Burası da 5'miş. 5, 12, 13 yapalım mı? Yaptık bile. Burası 13 oldu. BD nedir diyor. BD kim? Öteki köşegen. Şimdi sen dikdörtgen çözen öğrencisin. Dikdörtgen çözen öğrenci bilsin. Neyi bilsin? Köşegenlerin eşit olduğunu bilsin. E bu 13 geldiyse bu da 13 olur elbette. Cevap C olur. Bence diklik varken ikizkenar üçgende 45-45 demek lazım. 45-45 gelir kalan açılara. E 45-90-45'ten buraya da gelir. E 90 varken yine 45 gelir. Her şey güzel. Tıkır tıkır işliyor. Buraya x desek x soru da var karışmasın. Buraya x vermişler. Buraya a desek a artı 3. Karşıya geçelim. A artı 3. Çok mantıklı. Eşitse buraya da geçelim. A artı 3. İkizkenarsa buraya da gelelim. A. Buranın 11'ini alalım buraya verelim. Buranın toplamı 11 olacakmış. İki tane a ile gel topla bunları. Bir tane 3 var senin elinde. Bunlar 11 olacakmış. 3 karşıya gitsin 8. A gelsin sana 4. He, A 4 soru biter mi? X'i soruyor. X nedir diyeceksin. Önce şunu söyle. A dörtgen 4 3 daha burası 7 değil mi? E şimdi 7 ise 7. 7 ikizkenar da bu üçgen. Buna da artı 3 yazmıştık. Buna da artı 3 yazmıştık. 7 7 7 kök 2 sorunun cevabı olmalıdır. Yani Denizli gelmelidir. Bu dikin devamını atmak gerekir. Şu şekilde. Dümdüz gel. Neden? Yukarısı 90'sa hop dümdüz indiğim için aşağıda da 90 olmalıdır. Sen dikten dikinmedin mi? İndin. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Yani bu 4 ve 9 aşağıya indi. Yani nane yemedik tabii ki işimiz iyi gidiyor. Dikten dikindik öklit yapacağız. 4 kere 9 36. 36 ise o zaman burası 6. Çünkü 6'nın karesini alınca 36 yapar. 4 kere 9 36 öklit sağlıyor yani. Şimdi 6 bir daha kaç yaptı? 7. Al bunu. Aha buraya ver. Bu da 7'dir. Yani diyorum ki uzun lafın kısası o 7 buraya geçebilir. Şurası 7 oldu. Yani cevap 7 geldi. D oldu. Öğrenci bilsin. Bu alfaysa bu da alfadır. Öğrencinin aklına keşke Z yapmak gelse değil mi? Çok güzel olur. Bu alfa yukarıdan aşağıya düşebiliyor. Üçgen ikizkenar oldu. Buradan tutup buraya kadar böyle çektiğim uzunluğun tamamı buradan buraya kadar çektiğimle aynı oldu. Alfa alfa geldiği için. He, şimdi 2 ile 6 geldi. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bu 6'yı buraya geçirebiliriz. Buraya x desek x artı 2'yi aşağıya geçirebiliriz. İkizkenar verdiği için buraya da x artı 2 geçirebiliriz. Süper oldu. Yani şu diki indirecektim. Buradan da gelecekti ama önemli değil. Buradaki üçgeni kullanarak yine aynı şey oldu. 8 koyarsak çok güzel olur. 6, 8, 10 sağlanmış olur. 8 koy bak 8, 2 daha 10 yapar. Sağladık gerçekten de. 6, 8, 10, x8'miş. Çevre A, E, D. 6, 8, 10 üçgeni buldum. Bunun çevresini soruyor bana. Bunların toplamı ardışık 3 sayı olduğu için ortanca çarpı adet. 1, 2, 3, 8 kere 3, 24 cevap C oldu. Ya bunu her zaman yapabilirsin. Şöyle de diyebilirsin mesela. 6, 8, 10, 12, 14. Ritmik giden sayılarda. 5 tane sayı var değil mi mesela? Ortadaki kaç? 50. Şey 5. Ortadaki 10. 5 tane sayı varsa 5 kere 10 cevap 50 diyebilirsin. Ritmik artışlarda. Eşit artışlarda yapabilirsin bunu. Şey de olur mesela. 7'den 3 fazlası 10. 10'un 3 fazlası 13. Bu şekilde giden sayılarda da yapabilirsin bunu. Pratik. 3 tane olunca çok pratiği yok ama çoğunlukla pratik yani. Bana genelde bunu söylediğimde öğrencilerden şey. Hocam ya 4 tane varsa. Şimdi düşünsene. 6, 8, 10, 12, 4 tane var. Yani ne fark etti şimdi yani? Şuranın toplamını 8 kere 3'ten 24 alıp bir tane 12 ekleyiveririm üzerine. Yine olur, yine olur.
Benzerlik mi kokuyor? Sanki benzerlik kokuyor sorumuz. 90 derece var, 90 derece var, burada da var. Zaten köşeler 90'ken bir de ilave 90 geldiyse benzerlik aklımın bir köşesinde durmalı değil mi? A 90 B, B 90 A, A 90 B diyebilmeliyim. Şimdi şuraya bir ne diyeyim A diyemem kullandım. B'yi açı olarak kullandım. X'i soruda kullanmış. Bana ne kaldı? Yani C kalmış herhalde. C artı 3'ü karşıya ver. Burası da aynısı. Bu da C artı 3 olsun. Şimdi açı kodladık ya. Dikkat ettin mi? Bu 90'ın karşısına A90 B üçgeninde. Bu 90'ın karşısına da A90 B üçgeninde. Dikkat et. Bunların ikisine de bu taralı üçgenlerin hipotenüsleri aynı gelmiş. Eş üçgen bunlar. Yani bu A'yı C görüyorsa bu A'yı da C görmeli. Bu B'yi C artı 3 görüyorsa bu B'yi de C artı 3 görmeli. Çok güzel oldu. Buranın toplamı aşağıda var. Kaç? 21. O zaman gel onu bunu toplayalım 21'e verelim. 2 tane C ile 3'ün toplamı 21 olsun. 3 karşıya gitsin 18 kalsın. 2C 18 iken C 9 olsun. X'in olduğu yer 9'un 3 fazlası olduğu için de 12 gelsin. Ben çözünce kolay görünüyor değil mi? Hep öyle diyorlar. Yani tabii siz de soru çözdükçe size de kolay görünecek. Birdenbire olmaz tabii ki. Yani ben 20 yıla yakın geometri dersine giriyorum sadece. Geometri anlatıyorum. Yani bu kadar olsun. Bazen yorumlarda tabii esprisine yazıyorlar. Hocam sizin gibi olmam için ne yapmam lazım diye. Yani çok mümkün değil sanki değil mi? Tabii siz üniversite sınavına yaklaşınca çok hızlanıyorsunuz, pratik yapıyorsunuz. Bizlerden daha fazla işlem yapmaya başlayan öğrenciler oluyor yani. Öyle bir süreç geliyor. Yani ama tabii görme işi biraz daha farklı tecrübe. Ben bu soruyu görünce hemen ezberimde zaten. Yıllarca çöze çöze alışmışız. Birazcık iş ezbere de kaçıyor diyebilirim. Eyvahlar olsun hocam. Böyle katlama olmaz olsun. Diyor olabilirsin. Korkma. Gel bunu katladım buraya 90 olarak verdim. Aha bunu katladım buraya verdim. Bu şekilde. Ha, açıortay mı? Evet katlarsam açıortay gelir. AD 6'ymış. AB 8'miş. O 8 ise bu da 8 elbet. Ben şuna 8 yazdım. Sen 6, 8, 10 görebilirsin. Ama dikkatli ol bak. İyi izle. Bunun hepsi 10 değil mi şimdi? Tut onu aklında. Verdin mi dikkatini? Bu 6 katlayınca buraya geçiyor değil mi? 10 vardı. Geriye ne kaldı? 4 kaldı. Çok güzel oldu bence. Şimdi bu saatten sonrası için şuraya x desen, buraya x desen 8'den kalan buraya 8 eksi x olur. Bak şunları topla. Gerçekten sağlıyor. Bence burada hiç uğraşma. X'e 3 yaz. Pisagor yapmaya gerek yok ki. Özel üçgen sağlıyorsa niye yapayım? Burada 8 eksi 3'ten kaç gelir? 5 gelir. X 3 olunca sağladı. Burası da x. Bu da 3 zaten. B üssü D üssü nedir diyor. Arayı soruyor sana. Soru işareti attım. Bu 4 çıktıysa bu üçgenin, bu turuncunun laciverti aşağıda da oluştuğu için aynı şartlarda katlıyor. 6'yı katlıyor. Bu da 6 zaten. Çünkü bak bu 6 olursa bu 6 olmaz mı? Bunu da içeriye katlıyor. Aynı üçgenler. Birisi dikdörtgenin bir yarısı olan üçgen, diğeri de öbür yarısı olan üçgen. Kısacası bu 4'ü al buraya yaz gitsin. Bu da 6, 8, 10 değil miydi zaten? 10 varken 4, 4 daha 8 araya 2 kalmış olur. Orayı soruyordu bize.